Elifciğim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun Şenol Hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz? Tabii ben Elif Karaköse. Aslında mimarlık geçmişim var ama şimdi New York'a, Parsons'a başka bir alanda master yapmaya gelmiştim dijital ürün tasarım konusunda. Yeni mezun oldum ben de şimdi oradan. Uzun bir Çok süre güzel, sonra çok denk geldi, evet. tekrar öğrencilik hayatına dönmüştüm. Evet. Böyle şimdilik iş arama sürecindeyim ben de. Evet, peki sınav dönemleri nasıl geçmişti? LGS, üniversite, master, İspanya'daki yaşam. Doğru onu söylemeyi unuttum. Bir de master'ım vardı Evet. İspanya'da mimarlık üzerine. Ya tabii benim sınavlar üzerinden çok uzun zaman geçti o yüzden. Evet. Ama yani mesela üniversite sınavlarına hazırlanışımı hatırlıyorum. Oldukça yoğun bir dönemdi. Yani o dönemlerde sanırım en büyük motivasyon sevdiğim bir şey de yapıyor oluşumdu aynı zamanda. Yani kendime mutlaka bir zaman ayırmaya çalışıyordum. Çünkü çok biliyorum ki stresli bir dönem. Çalışıyordum ama mesela belli zamanlarda da çıkıp fotoğraf çekiyordum. O bana çok iyi geliyordu. Onun dışında master programı bence özellikle İspanya'daki çok verimli ve güzel geçmişti. Bir sürü hala şu anda kontağımı koruduğum insanlar var, arkadaşlarım. Hocalarımla da hala görüşüyorum bazılarıyla. Yani dijital olsa da. Ama benim için mesela şu anda birazcık ben kariyer değişimine gittiğim için tabii o dönemle şu anki dönem birazcık daha farklı oldu. Buradaki okul hayatı mesela oldukça yoğun bir programdı burası. Ve de tabii korona yüzünden evden bir süre devam etmek zorunda kaldık. Evet. Oldukça yoğundu ama güzel bir sürü şey öğrendim. O yüzden kendimi biraz bu konuda motive etmeye çalıştım. Hala da devam ediyorum motive etmeye ve bir şeyler öğrenmeye evden de Evet. olsa. Peki mimarlar nasıl bir katkısı oldu bu alanın? Aslında mimarlar, yani şöyle mimarlığın bu alana katkısı oldu demek daha doğru olur. Çünkü aslında yani tasarım okuma kararından sonra aslında mimarlığın yani sistematik olarak düşünme becerisi bu alana da benim için oldukça yardımcı oldu. Çünkü mesela bir ürünü tasarlayacağınız zaman bu bir mobil uygulama da olabilir, web sitesi de olabilir. Aslında bir sürü farklı alandan insanla çalışmanız gerekiyor. Onların da düşünme sistemini anlamanız gerekiyor. Ve belli hani kararları vermeniz gerekiyor. Ve sistematik ve planlı olmanız gerekiyor. Bence mesela mimarlık geçmişimin buna oldukça yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bir de mesela bence özellikle arkadan yeğenimin çığlıklarını duyabilirsiniz bu Çok arada. tatlı, o da onaylıyor, değil mi? Evet, Evet. haklısın diye. Bir de genel olarak bence mesela mimarlık eğitiminde aldığım genel tasarım kuralları, işte hiyerarşi, ondan sonra renk, denge bunlar bile aslında benim için şu anda oldukça yardımcılar yani bu meslekte de benim için yani geçmişim vardı hiçbir şey bilmeden gelmemiştim aslında. Evet, çok güzel. Peki İspanya'da aldığın eğitimde çok özel ve değişikti. Ondan da söz eder misin? Aslında İspanya'daki eğitimim bir süre ben akademi düşündüğüm için aslında o master programını yapmıştım. Akademiye geçebilir miyim bir denemek için. Çünkü mimarlık pratiği yani yeni mezun olduktan sonra bir sene çalışmıştım ben bir mimarlık ofisinde. Pratiğin yanında aslında teorisinde ne yapabilirim onu merak edip Barcelona'daki Politeknik Üniversitesi'nde bir master yapmıştım. Mimarlık tasarımı ve uygulaması üzerine. Orada yani daha çok teorik de aslında derslerimiz. Mimarlık tarihi de görmüştük. Mesela özellikle Katalunya'daki modernist mimari üzerine oldukça böyle güzel ve yoğun bir bilgi birikimi vardı hocalarda. Ondan oldukça faydalanmıştım. Benim de sevdiğim bir mimari akımdı zaten. O yüzden benim için güzel geçmişti oldukça. Ama pratiği üzerine değil, daha çok teorisi üzerineydi. Döndükten sonra aslında yani şöyle bir karar almıştım ben.
bak yani çok güzeldi evet ama ben daha sonrasında birazcık daha pratik bir şeyler yapmak istediğim için yani uygulamalı. Sanırım akademinin yani o kadar yoğun teorinin benim için uygun olmadığını gördüm. O yüzden sanırım tekrardan pratiğine geri döndüm mimarlığı. Çok güzel. Peki bu alanda başarılı olmak için hangi beceriler, yetenekler ve kişilik özellikleri gerekir? Bir kere bence sabırlı olmak en önemlisi. Evet. Özellikle mimarlık konusunda çünkü bir proje oldukça uzun süren bir süreç ve çok fazla girdisi olan bir süreç. Özellikle pratiğindeyseniz. Yani o uzun sürecin sonunu görmek için sabretmeniz gerekiyor ve o süreçte de birazcık farklı insanlarla iletişim becerilerinizi de geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü çok gerçekten makine mühendisiyle de, elektrik mühendisiyle de, farklı tasarım alanlarından insanlarla da sürekli iletişim halindesiniz bir projeyi yaparken. O yüzden bence insanlarla iletişimin önemli olması gerekiyor. Teknik alanda da birazcık tabii ki iyi olmanız gerekiyor. Özellikle yani üç boyutlu düşünebilme yeteneği önemli. Başka yani meraklı olmak önemli bence en önemlisi. Çok dikkatli belki. Tabii ki evet. Yani şey de önemli bence. Hata yapmaktan korkmamak oldukça önemli çünkü bu alanda yani siz de mezun olduktan yani şöyle bir şey görmüştüm ben. Evet. Okuduğunuz bölümü aslında size evet hazırlıyor bir şekilde ama gerçekten çalışırken okulda gördüklerinizin yeterli olmadığını anlıyorsunuz gerçek hayatta. Çünkü uygulamalı bir şey yapmıyorsunuz. Staj yapıyorsunuz evet ama yine de bence gerçek hayatta çalışırken yani gerçek hayat demek bir ana kadar doğru bilmiyorum tabii ama okuldan sonraki iş hayatında evet aslında bir sürü şeyde yani hala öğrenmeniz gereken çok fazla şey olduğunu görüyorsunuz. Ve hata yapıyorsunuz. Mesela ben bu konuda birazcık çekiniyordum. Ama yani o hatalardan önemli olan bir şeyler öğrenmek. Ve tabii tasarıma da ilginiz olması gerekiyor birazcık. Yani oldukça hakikaten şöyle bir süreç oluyor. Mesela siz tasarım yapıyorsunuz ve onun sonuna getirene kadar aynı kalması o tasarımın pek mümkün olmuyor genelde. Yani mutlaka değişen şeyler oluyor ama siz belli tasarım kararları aldığınızda çalışacak kararlar aldığınızda onların sonuca yansıması o daha kolay oluyor ve o süreçte de birazcık aslında savunmanız gerekiyor düşüncelerinizi. O da önemli bence. Kararlı olmak yani aslında biraz evet, da. Evet. Çok güzel. Peki çocukluktan itibaren bu işe uygun olduğunun ipuçları nelerdi? Ve akademik yeteneklerin hangileriydi? Aslında çocukluktan itibaren yani benim genelde mesela ben boya yapmayı çok severdim. Sonrasında mesela resimler yapmaya başlamıştım. Birazcık daha böyle orantı işte onlarla alakalı böyle gözümün gelişmesi birazcık daha onlara dayanıyor. Mesela okurken de aslında grafik alanda birazcık daha iyi olduğumu oradan anlamıştım. Yani genelde böyle mesela bir görsel hazırladığımızda genelde daha zevkli şeyler yapıyordum ve ben eğleniyordum yaparken. En önemlisi de o zaten. Ama mesela teknik konularla ilgili mesela mimarlık seçerken ben de bilmiyordum açıkçası bu kadar yani teknik düşünmem gerektiğini ben de bilmiyordum. O alanda mesela kendimi okurken geliştirdim. Daha sonra çalışırken de geliştirdim. Hala da bence geliştirmeye devam ediyorum. Sistematik düşünmek de tabii ki. Böyle. Yani çünkü bir yandan aslında evet bir şekilde bir şeyler yani bir yaratıcı bir yanınız olması gerekiyor ama o yaratıcılığın tamamen yani hiç yoktan değil aslında belli kategorilere dayanarak yapıyorsunuz bunu. Mesela ne ihtiyaçlar var? Bunlar çok önemli şeyler. Çevre analizi çok önemli şeyler mimarlıkta. Ondan sonra aynı şekilde şu an okuduğum bölüm dijital ürün tasarımında da yani kullanıcı ne istiyor gerçekte, ne gibi şeylerde zorlanıyor. Bunları tespit etmek. Aslında en önemlisi problem çözmeyi sevmek. Bir hayatta bir insanın hangi problemi var ve o problem üzerine ne yapabilirsiniz? Bunu çözmek bence önemli bir
özellik. Aynı zamanda empati kurabilmek de önemli bir özellik. Evet, peki bu alanın geleceği nasıl olacak? Bence dijital ürün tasarımının geleceği oldukça açık. Yani hatta şu anda bence özellikle web tasarımı ve mobil uygulama konusu yani en üst noktaya ulaşmış durumda. Bence bundan sonra mesela Facebook gibi uygulamalarda şimdi görüyoruz ki daha çok böyle VR, AR dediğimiz işte daha işte arttırılmış gerçeklik böyle buralara doğru kayılmaya başladı. Ondan sonra özellikle bence mesela bu alanda bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlar varsa bence kod yazmayı öğrenmeleri çok önemli. Bir tasarımcı için de çok önemli gerçekten. Çünkü yapabileceklerinizin sınırları artıyor. O yüzden ben mesela ben şu an öğrenmeye başladım ve hala çok eksik olduğumu düşünüyorum bu konuda. Aynı zamanda mesela çok fazla bir yazılımcıyla çalışan ürün tasarımcısı var. Dolayısıyla onların dilinden de anlamanız gerekiyor. Yani mimarlık da aslında hala geleneksel olarak yapılan mimarlık var bir yandan ama bir yandan da yeni işte parametrik tasarım olsun. İşte yani ben de aslında çok hakim değilim bu konulara. Ama gördüğüm kadarıyla daha işte makinaların ve yazılımların daha çok böyle rol aldığı alanlara da kayılmaya başladı. Malzeme üretiminde de olsun. Bunlar böyle birazcık daha parametrikleşmeye başladılar. Yani akademi konusunda da açıkçası ben şu anda biraz uzak kaldığım için bu konulardan çok fazla yorum yapamayacağım sanırım. Peki bu dijital alanda lisans eğitim var mı? Efendim? Yoksa dijital alanda lisans eğitim var mı yoksa üst eğitim mi? Benim bildiğim kadarıyla şu anda bunun bir lisans eğitimi yok henüz. Genelde benim gözlemlediğim kadarıyla şu anda grafik tasarım, görsel iletişim tasarım, yazılım mühendisleri bu alanlardaki insanlar daha çok dijital ürün tasarımına kaydılar. Yani yüksek lisanslarını bu konuda yapıyorlar. Bu alan hangi üniversitelerde var? Türkiye'de var mı? Dünyada nerelerde? Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de MEF'te bir program açıldı. MEF Üniversitesi'nde. Hatta User Spots diye bir ofisle beraber sanırım yapılıyor bu yüksek lisans. Amerika'da tabii ki çok fazla bölümde var, okulda var. Hem batı yakasında hem doğu yakasında. Onun dışında Danimarka'da birkaç okulda var diye biliyorum. Yani Avrupa'da da giderek gelişiyor tabii ki. Artıyor bu konuda yüksek lisans programları. Barcelona'da da var diye hatırlıyorum. Ama genel olarak bence yani Google'layıp araştırıp, ben de öyle yapmıştım zaten. Yani bu konuya gerçekten ilginiz varsa birazcık internette araştırırsanız iyi okulları görüyorsunuz direkt. Peki bize sunduğunuz bu hizmetten biz nasıl yararlanacak? Yani bize ne yararı olacak siz tutmanlardan? Yani aslında şu anda çok birebir iletişim, yani kontak halinde olduğunuz ürünler, mesela şu an kullandığımız Zoom'da bile bu var. İşte Zoom'un şu anda ekran paylaşımı, ondan sonra chat box'ı, ondan sonra bunların hepsi aslında dijital ürün tasarımının bir parçası. İşte burada mesela yanda bu sohbetten çıkın butonu var, bir tane tuşu. Onun mesela kırmızı oluşu, yani bunların hepsi aslında bir şekilde ürün araştırılması yapılmış ve bunun üzerine geliştirilmiş şeyler zaten. O yüzden sizin dijital herhangi bir ekranda birebir de iletişimde olduğunuz her şey aslında kullandığınız şeyler. Mesela Instagram, her gün açtığınız Instagram ya da Facebook ya da Google en büyük zaten işte bu konudaki liderlerden bir tanesi. Bunların hepsi aslında birebir de iletişimde olduğunuz şeyler. Evet. Bunlardan faydalanıyorsunuz zaten. Hepimiz faydalanıyoruz. Farkında olmadan da faydalanıyoruz. Evet. Peki, şimdi meslek seçimi yaparken tercih listesini yapacak öğrencilere önemli 3-5 düşünme şekli önerebilir misin? Neler düşünüp yazsınlar? Ben kendimden örnek vereyim. Yani zaten bir tek onu yapabilirim aslında. Çünkü üzerinden çok uzun zaman geçti gerçekten. Yani ben şey olarak düşünmüştüm. Nelere ilgim var? Birincisi o önemliydi. Puanıma bakmaksızın bir kere istediğim şeyleri yazmıştım. Ön sıralarda. Ama sonrasında yani şöyle bir şey karar vermek gerekiyor bence. En önemlisi o.
o sene gerçekten bir üniversiteye girmek istiyorlar mı? Ne olursa olsun okumak istiyorlar mı? Yoksa gerçekten istedikleri bir şey var ve onu mu elde etmek istiyorlar? O önemli. Ve bence mesela ben birkaç mimarlık bölümünü arda arda yazmıştım. Puanımın üstündeki şeyleri de yazmıştım. Bölümleri de yazmıştım. Ondan sonra daha gerçekçi olmaya başlamıştım daha sonra da. Daha düşük puanlı bölümleri de yazmıştım mesela mimarlık okumadığını ama çok da böyle gitmek istemediğim üniversiteleri de yazmıştım açıkçası. Ama aslında yani hangi üniversiteye gireceğim puanım ve dilimimden dolayı biliyordum aslında bir nevi. Hani bir iki üniversite arasında acaba o mu olur o mu olur gibi düşünüyordum. Yani daha çok dilimlere dikkat ediyorduk biz o zaman. Yani yüzdelik dilimlere göre tercihler yapılıyordu. Ama bence tabii ki okurken şöyle şeyler de olabiliyor. Çok istediğiniz bir bölümü aslında sevmediğinizde fark edebiliyorsunuz. Böyle şeyler de olabiliyor. Ve o zaman mesela benim birkaç arkadaşım okul içinde bölüm değiştirmişti. Ya da şöyle şeyler de vardı. Hala var mı bilmiyorum. Başka okula geçme. Eğer puan not ortalamanız yüksekse başka okula da geçebiliyorsunuz. O da var. Yatay geçişler var. Ya da evet. Çift dallar var. Evet. Yani aslında şöyle hani bu bölümü kazandım ve son diye bakmamak gerekiyor bence. Yani eğer gerçekten istediğiniz bir şey varsa okula girdikten sonra geçme, yani çok alakasız bölümlerde tabii ki bunlar zor şeyler ama alakalı bölümlerde geçebiliyorsunuz da aslında. Ama seçim yaparken bence şöyle şeyler de çok önemliydi. Ben mesela okullara gidip ziyaret etmiştim. Gerçekten sevebiliyor muyum bakmıştım yani benim için çünkü fiziksel mekan birazcık da önemliydi oranın sosyal ortamı nasıl görmek gidip ziyaret etmek birazcık bakış açılarını değiştirebilir okulu öyle bir olanak yoksa internette araştırabilirler ve eski öğrencilerle konuşabilirler oranın eski öğrencileriyle. Ya da o mesleği bir de en önemli şeylerden biri o mesleği yapan biriyle konuşmak. Hatta birkaç insanla konuşmak. Çünkü evet. Mesela mimarlık o kadar geniş bir alan ki mesela benimle konuşsalar ya da başka bir mimarla konuşsalar çok farklı geri dönüş alabilirler. Dolayısıyla bence birkaç insanla o meslekten insanla konuşmak daha faydalı olabilir onlar için. Çok güzel. Peki başarının sırrı ne Elif'ciğim? Başarım sınırı. Çok zor bir soru. Evet, başarının sırrı. Bence sabırlı olmak en önemlisi. Ve de herhangi bir yani kendinize herhangi bir gol işte bir şey belirlediyseniz amaç evet. Özür dilerim gelmedi aklıma kelime. O amaca yönelik çalışmak, kendinizi motive etmek. Bunlar önemli şeyler bence oldukça. Bir de keyif almak yaptığınızdan aslında. Evet. Peki bu alanda meraklı olmak da olumlu mu? Tabii ki. Merak zaten, edip araştırmak. Evet. Bunu yapmazsanız zaten özellikle mesela dijital ürün tasarımında her şey çok hızlı gelişiyor. Dolayısıyla mesela her sene farklı trendler oluşuyor. İşte bunları takip etmezseniz mesela çok geride kalmış ve böyle aslında çok molası geçmiş şeyler yapabilirsiniz ve sizin yani böyle yaptığınız şey aslında hiçbir işe yaramıyor olabilir. Dolayısıyla çok sürekli bunu takip etmeniz gerekiyor. Başkaları neler yapıyor, başka tasarımcılar. İşte mesela belli konularda yazılan bir sürü makale var şu anda. Mesela bunlar üzerine o makaleleri okumak. Ya sürekli bir merak ve şey olması gerekiyor. Kendinizi motive etme bu konuda. Yoksa zaten mesleği yapmak biraz zorlaşıyor. Evet, peki. Başka söyleyeceğim bir şey var mı öğrencilerimize? Başarılar diliyorum herkese. Yani bence bu süreçte de kendileri yani hiçbir zaman mutsuzluğa düşmesinler. Eğer çalışıyorlarsa ve gerçekten bir şey istiyorlarsa bence elde edebilirler bunu. Peki, çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek çok sağ olun. Üzere.